Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarının sesi Bursa STK Haber'desiniz. Bugün Bursa Gökdere Bulvarı'nda Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingi bulunuyordu. Miting duyurusu saat 14.30'da yapılmıştı. Ve miting yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle 14.50'de başladı. Türk siyasetinde alışık olmadığımız bir durum. Miting zamanında başladı diyebiliriz. Yine miting alanına baktığımızda alan oldukça yoğundu. Giriş ile kürsü arası tamamen dolmuş idi. Miting eğer biraz daha geç başlasa idi, mitingin dışarı taşma olasılığı da yüksekti. Ancak miting zamanından yaklaşık 20 dakikalık bir gecikme ile başladı. Mitingi dolduran kitle oldukça heyecanlıydı. Ateşli ve istekli bir partililer vardı. Miting alanı hınca hınç dolu diyebiliriz. Yine Meral Akşener konuşmasına başlamadan Bursa halkını ve mitingi dolduran insanları selamladı. Yapacakları konusunda her yıl 50 milyar TL sanayi yatırımımız olacak dedi. Yine işsizlere 500 liralık işsizlik maaşı vereceğiz. Tabii ilk önce işsizlere iş bulacağız dedi. Yine gençliğin sorunlarına değindi. Gençlik işsiz, üniversiteliler işsiz dedi. Genç ve üretken bir nüfusumuzun olduğu ve 25 milyonluk bir genç nüfusun olduğunu dile getirdi. Yine buna rağmen bu genç nüfusun iyi değerlendirilmediği ve genç nüfus oranında işsizliğin büyük olduğunu söyledi. Biz göreve geldiğimizde bu gençlere nitelikli eğitim vereceğiz. Yine bu gençlere iş olanakları sağlayacağız. Bu şekilde ülkemizin kalkınmasını hızlandıracağız dedi. İktidara yüklendi. Sanki savaş var gibi bir mantık güdüyorlar. Alt üstü bir seçim. Bu seçim olayını çok abarttılar. Neden siz çok iyi biliyorsunuz dedi. Demek ki gitmekten korkuları var dedim. Dış politikaya değindi Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener. Dış politikada Suriye'ye el soktular ve Suriye'yi bir şekilde iç savaşı kızıştırdılar dedi. 4 milyon mülteci geldi ülkemize. Biz iktidara gelirsek ve ben Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz ve Suriyeliler vatanına gönderilecek dedi. Onlar Emevi Camisi'nde namaz kılacağız demişti. Biz diyoruz ki 2019'un Ramazan ayında gideceğiz. Suriye'nin kentlerinde 81 ilimizden 81 temsilci ile orada iftar açacağız. Suriyeli halkımızla beraber Suriye'de ilk hedefimiz Suriye içindeki iç savaşı bitirmek, Suriye halkının barışmasını sağlamak. Suriyelilere 150 milyar TL harcama yapıldığını iddia etti. Yine TRT'ye yüklendi. TRT'ye her yıl 2,5 milyar TL veriliyor. Bunlar sizin paranız. Bu paranız ne olsun dedi. Kitleden de yoğun bir şekilde haram olsun dendi. Yine biz bunların hepsini ellerinden alacağız. Milletin malına el koymuşlar TRT ile beraber ve diğer kurumlarla. Biz iktidara gelirsek bunları alacağız ellerinden ve millete geri iade edeceğiz dedi. Ben 24 yıldır politika yapıyorum. Benim için çeşitli söylemlerde bulundular. Ancak hırsızlık yaptığım, namussuzluk yaptığım, şerefsizlik yaptığımı bulamadılar. Bula bula beni FETÖ'cülükle suçladılar. Ancak oradan da gelip tutuklama cesareti gösteremediler. Demek ki kendilerince iyi bir neden yaratamadılar. Ama ben biliyorum FETÖ bunların içinde diye iddia etti. Yine dış bir politikada ve ekonomide irtifa kaybettik. Dış politikada ve ekonomide gevezelik ediliyor. Bu da dünyada bizim itibarımızı sarstı. Ekonomiye olan güven azaldı. Bununla beraber de yine döviz yukarıya doğru hareket etti. Sanayi, ekonomi içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kibirden uzak duracağız. Bunlar kibir sahibi diye iddia etti. Saraylarda değil, halkın içinde oturmak gerekir dedim. Çok ilginç bir şey yaşandı. Kürsüye köpek geldi ve Akşener
köpeği sevdim. Oldukça ilginç bir andı bu. Yine Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de sık sık değindiği kıraathaneler ve köprülere değindi. Buralar iktidar vaat ede ede topluma kıraathane vaat ediyor. Vaat edecekleri hiçbir şey kalmadı şeklinde iddia etti. Sizler 24 Haziran'da bu gidişatı durduracaksınız. Ben size inanıyorum. Ey Bursa dedi, oylarınızı İYİ Parti'ye verirseniz bu gidişatı durdurursunuz şeklinde miting sona erdi. Bursa STK Haber, Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarının sesi olmaya devam edecek. Bizi www.bursastkhaber.com, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. İyi günler. Bu paralar haram olsun, haram olsun diyorum.
platforma gitmekten zorlanıyorum. Üretim ekonomisini hem tarımda hem de sanayide öne koyacağımız devlet bu büyük yatırımları yapması gerekirken, fabrika yapması gerekirken, eğitimi 21. yüzyılın kurallarına uygun tanzim etmesi gerekirken, bu seçimin en flaş, en çılgın